Alışveriş yapacağım. Yemek yok akşama. Hadi, merhaba. Hep düşünür müsün böyle? Karma karışıktım zaten. Daha beter oldum. Ben de. Çok geç yattım dün gece. Neden? Uyuyamadım seni düşünmekten. Annen, arkadaşların, Muhit'in iyi dalga geçecekler değil mi? Makaraya alacaklar ikimizi. Hiç kimse ağzını açamaz. Hiç de umulmaz halinden. Param var. Nazlısın. Boyalı bebeksin. Ama yürekli gibisin. Yakası sökülmüşün. Yeni pantolonum da ütü ister. Bir de kahve pişireyim sana, içkiyi bastırır. Öyle vakti içmezdim ama, bugün öyle icap etti. Ne icap ederse yapmalı insan. Elbette. Yemek mi yediniz beraberce? Boğaz içinde. İki defa buluştuk, 550 lira param gitti. Öyle bir kızı muhallebiciye götüremezdin ya. İyi ettin. Elin dert görmez. Yıkanacak, ütülenecek başka şeylerin var mı? Yok, hayır. Al şunu da. Ne bu? Ne zamandır biriktirmiştim. Lazım olur sana. Anlatmayacak mısın? Hı? Neyi? Şu hanımefendi kızı. Müjdeyi bir de senden duyayım. Nurten fazla büyütmüş olacak. Neden? Olacak iş mi baba? Peri padişahının kızı ancak masallarda aşık olur fakir çobana. Sevdayı muhabbet zengin fakir diye ayırır mı? Gönül ferman dinler mi? Çalışkan, namuslu aslan gibi adamsın. Fakirlik suç mu ayıp mı? Yo, değil. Öyleyse hanım kızımız niçin çarpılmasın sana? Hı? O da öyle diyor. Babasının rahmetli oluşundan sonra fabrikada toplamıştı hepimizi. İşler aynen devam edecek diye nutuk çekmişti. Orada görmüş beni ve de sevmiş. Aşk budur işte, tas tamam böyledir. Muhit, tahsil, servet diye budalalık etmeyeceksin, üstüne üstüne gideceksin. Öyle değil mi Nurten? Öyle tabii. Ben de öyle yapıyorum zaten. Kolay gelsin. Oo, buyur buyur, hoş geldin. Sandalye koştur, durma! Oturacak değilim. Seninle konuşacaktım biraz. Hay hay! Burada olmaz. Yazıhaneme gidelim mümkünse. Ne demek? Tabii, tabii. Yahu, merak ettim. Çıtlatmaz mısın şöyle? Çıkalım hele. Arayan olursa Halil Bey otomobiliyle alıp götürdü dersin. Peki usta. Ha.
Orta bir kahve içerim. Tabii. Buyurun efendim. İki orta şekerli lütfen. Baş üstüne. Beni tanırsın. Şimdi daha iyi tanımaktayım. Her şeyim var. Bir eksiğim evlilik. Zengin ve bekar bir çapkın olmaktan bıktım. Düğünden beri Nurten'i düşünüyorum. Sözü uzatmayacağım. Eskiden de beğenirdim ama o gece görünce hayran oldum. Evlenmek istiyorum Nurten'le. En kısa zamanda cevabını bekliyorum. Olur tabii, ne demek? Keşke evet dese bu defa. Şimdilik kimseler duymasın. Hayır demeye kalkışırsa itibarım zedelenir. Velhasıl tanıdığın adam Halil Yabancı değil. Şurada babadan kalma evi vardı. Sattı, o parayla bir işlere kalkıştı. Bir iki ufak apartman dairesi aldı, onları karlı sattı. Bir apartman yaptırdı, kat kat satıverdi. Derken iki üç, Allah yürü ya kulum deyince... İnşaatçılık en tatlı, en karlı iş tabii. Şimdi milyoner, kendi gayreti çalışkanlığıyla kazandı. Helal olsun! Fırsatı kaçırmadı desene. Fırsat mırsat! Namusuyla doldurdu ya cebini, sen ona bak be! Görecektin yazıhanesini. Bir de otomobili var, gemi sanırsın! Namusuna, ahlakına da ben kefilim. Karar senin. Bu defa bağırışmayacağız. Küsüp üzmeyeceğim seni bilmiş ol. Öyleyse söyleyeyim. Halil'le evlenmeyi hiç düşünmedim baba. Şimdi düşün işte. Yapamam Halil'le ben. Sevmiyorum. Parası için evet diyemem. Yakup, yarın gezerken bir de sen konuş. Belki razı edersin. Serap'la buluşacaktık. Beraber olamayacağız bu pazar. Sağlık olsun. Elbette! Senin iş yürüsün, Nurten daha çok sevinir. Değil mi? Öyle tabii. Bir gün beni sen de sevindireceksin, buna eminim. Böyle uzak yerlerde gizli gizli buluşmamızın sebebi ne? Seninle yalnız olmak hoşuma gidiyor. Babamla kız kardeşime bahsettim, sevindiler. Tanımak istiyorlar seni. Ben de annenin elini öpsem iyi olacak. Biraz daha düşünmeliyiz, birbirimizi biraz daha tanımalıyız. Ciddi bir karar vermek kolay değil ya. Evlenirsek yanında çalışamam artık. Başka bir yerde mesleğe devam ederim. Param pulun senindir. Kendini harcarsın ancak. İç güveysi manzarasında yokum. Beceremem zaten. Ağır vasıta şoförü Yakup'um ben. Olur mu hiç? Başka türlü hiç olmaz. Gene ne düşünüyorsun? Kız kardeşim. Nesi var? Hiç. Her hafta ben gezdirirdim.